Bizler vücudumuzun en sessiz ama bir o kadar da çalışkan işçileri, böbreklerimizden bahsediyoruz. Kronik böbrek yetmezliği son yıllarda giderek artış gösteriyor. En çok kadınlarda ve 40 yaş sonrasında görülüyor. Hastalar yaşamlarını diyalize bağlı olarak sürdürüyor ya da organ nakli olarak yeniden sağlıklı bir yaşama kavuşabiliyor. Ancak böbrek sağlığına dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması kişiyi ilerleyen dönemlerde yetmezlik tehlikesinden koruyabiliyor. Peki böbrek sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Eğer böbreklerimiz hastalanmışsa nasıl tanı konur ve tedavi edilir? Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, nefroloji uzmanı Doçent Doktor Taner Baştürk ile böbrek sağlığımızı konuşacağız bu bölümde. Sizin de ilgili sorularınız olursa 0212 243 71 78'den bizi arayarak sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla bize mesaj atabilirsiniz. Sayın Baştürk, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız sevgili hocam? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Bugün en sessiz değil mi? Bir o kadar da en çalışkan organımızı konuşacağız, böbreklerimizi. Şimdi böbreklerimiz gerçekten sessiz. Türkiye'de yapılmış olan bir çalışmayla önce başlamak istiyorum. Biraz bilimsel girelim. Türkiye'deki böbrek yetmezliği prevalansı %15.7. Yani biz toplamda çıktığımız zaman, Taksim'e çıktığımız zaman her 6-7 hastamızdan bir tanesinde farklı evrelerde olmak üzere bir kronik böbrek hastalığı var. Fakat farkındalığı ne kadar? %1.6. Yani önemli bir hastalık, hem mali yönünden hem mortalitesi yüksek olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Fakat farkındalığı düşük bir hastalıktan bahsediyoruz. Çünkü belirti vermiyor, değil mi? En önemli şey belirti yok. Neden? Çünkü hastalar herhangi bir şikayet olmadığı için doktora müracaat etmiyor. Ta ki biz de evrelendirdiğimiz zaman evre 3 ve 4 dediğimiz dönemlerde belirti verdiğinden dolayı hastalar herhangi bir şikayetinin olmadığını belirterek doktora gelmiyor. Yani sinsi seyreden ama progresif olarak ilerleyen bir hastalıktan bahsediyoruz. Kronik böbrek hastalığı. Peki hocam, acaba böbreklerimiz nerede bulunuyor? Nerede hissedebilir miyiz onları? Şimdi böbreklerimiz retroperitoneal dediğimiz sırt bölgesinde yaklaşık olarak 120 ile 150 gram ağırlığında, 12-13 santim boyunda ve 5-6 santim genişliğinde olan bir organ. Muayene ile herhangi bir şekilde böbrek ele gelmez. Ta ki polikistik böbrek hastalığı dediğimiz ve büyük kistlere bağlı, eğer çok fazla olursa muayenelere gelir. Yoksa herhangi bir şekilde dalak gibi, karaciğer gibi muayene ile böbrek ele gelmez. Ne işe yararlar? Böbrekler ne yapar? Şimdi böbreklerin en önemli özelliği vücuttaki metabolik artık dediğimiz ürek, kreatin, ürik asit gibi toksik metabolik artıkları uzaklaştırırlar. Bu hepimizin çok iyi bildiği bir şey. Fakat en önemli şey, su ve elektrolit dengesini sağlarlar, asit baz dengesini sağlarlar. Hipertansiyonun kontrolündeki en önemli hayati organımızdır. Bunun dışında salgılamış oldukları önemli hayati hormonlar var. Bir tanesi eritropoyetin dediğimiz, ki bu kemik iliğinden kan yapımına neden oluyor ve böbrek hastalığı ilerledikçe eritropoyetin eksikliği nedeniyle kansızlık ortaya çıkıyor. Ve genelde bizim bir takım hastalarımız kansızlık nedeniyle hekim dolaşıyor. Oysa bir ürek kreatinin bakıldığı zaman ileri evre böbrek hastalığı olduğu ortaya çıkıyor. İkinci hormonumuz D vitamini. D vitamininin aktif hale gelmesinde etkili olan böbreklerimiz. D vitamini sentez edilemediği için özellikle kemik ağrıları ve mineral bozuklukları meydana geliyor. En önemli şey de hipertansiyonda kontrolünde etkili olan renin anjiyotensin, aldosteron hormonumuz da böbreklerden salgılanıyor. Bunların eksikliği nedeniyle hastalarımızda bir takım metabolik ve klinik belirtiler ortaya çıkıyor. O zaman hipertansiyon hastaları risk altında mıdır böbrek sağlığı açısından? Şimdi biz hastalarımızı karşımıza aldığımız zaman hipertansiyonla böbrek ilişkisini yumurta tavuk, tavuk yumurta ilişkisini belirtiyoruz. Çünkü hipertansiyon demek tuz demek. Sodyumun atılmasındaki en önemli faktör böbreklerdir. Böbreklerde yeteri miktarda su ve tuz atamadığı zaman hastalarda hipervolemi meydana geliyor ve böbrek yetmezliği eşittir kronik böbrek hastalığı. Tersinden geldiğimiz zaman, eğer bizim kullanmış olduğumuz ağrı kesici veyahut da glomerülonefrit gibi bir hastalığa bağlı bir böbrek hastalığı meydana geldiğinde de aynı şekilde böbreklerin su ve tuzu atamadığından dolayı hipertansiyona neden oluyor. Hipertansiyonun kendisi de yüksek basınç nedeniyle böbreklerin bozulmasında etkili bir faktör. Yani ikisi de bir dairesel şekilde bir kısır döngüyle birbirini tetikliyor. Şimdi hocam, tuz çok seven bir milletiz. Her başımız ağrıdığında bir ağrı kesici içeriz, rahatlarız diye düşünürüz. Aslında böbreklerimiz için iyi bir şey yapmıyor muyuz?
Şimdi bizim için en önemli risk faktörlerimizden bir tanesi tuz. Şimdi biz polikliniğe geldiğimiz zaman en çok sorguladığımız şey ne kadar tuz alıyorsunuz. Tuz biliyorsunuz böyle yemeklerde ekilmesi dışında böyle banarak aldığımız bir şey değil. En çok aldığımız şey ekmeklerde ve yemeklerde alıyoruz. Bundan dolayıdır ki biz tuzunu kısıtla dediğimiz zaman sanki insanların bir kısmı ben tuz yemiyorum diyor. Oysa bizim günde bir ekmek yediğimizde yaklaşık olarak tuzun ihtiyacı 4 gram kadar karşılıyor. Sağlıklı bir insanın alması gereken tuz miktarı 5 ila 6 gramdır. Bu ne kadara tekabül eder? Yaklaşık olarak bir çay kaşığına kadar gelir. Fakat sizin eğer böbrek yetmezliğiniz, hipertansiyonunuz, konjestif kalp yetmezliğiniz varsa tuz miktarınızı 2 ila 3 grama kadar azaltmanız gerekiyor. Yani bizim dediğimiz o çay kaşığı sağlıklı bir insanın alması gereken miktar. Bundan dolayıdır ki biz hastalarımız özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarımıza ya ekmeğinizi tuzsuz alın veya yemeğinizi sıfır tuzlu yapın diyorsunuz. Evet. Ya da belki ekmeği çıkartacak hayatından. O mümkün olsa fakat evet. Biz maalesef ekmeksiz doymayan bir milletiz. Evet. Tuzsuz ekmek almasını ki genelde bulamıyorlar ama en önemli şey en azından yemeği elinle ekmezsin sıfır tuz olarak öneriyoruz. Ağrı kesiciye gelince gerçekten böbrek yetmezliği olan hastalarda özellikle diyalize yakın olan hastalarda bir iki tane ağrı kesici bile çünkü böbrek yetmezliğinde kompanse dediğimiz bir durum var ve orada damarların genişlemesi lazım ki iyi bir şekilde kanlansın. Fakat kullanmış olduğumuz ağrı kesiciler vücudun bu kompanse mekanizmasını bozduğu için sadece bir iki tane ağrı kesici bile ileri derecede böbrek yetmezliğine gelişmesine neden oluyor. Özellikle biz poliklinikteki kendi hastalarımıza diyoruz ki kesinlikle hekiminize danışmadan ağrı kesici ve diğer ilaçlar kullanmayın. Artı hekime gitseniz dahi böbrek yetmezliğinizi belirtin. Çünkü kendisinin vereceği bir ilaç böbrekten atıldığı için böbrek yetmezliğinin daha fazla miktarda bozulmasına neden olabilir. Başka uyarılarınız olacak mı hocam böbrek sağlığımızı korumamız açısından? Bizim poliklinikteki ikinci büyük sıkıntımız bitkisel ilaçlar. Bitkisel ilaçlarda bugün büyük bir başıboşluk var. Bitkiseldir, zararsız dedikleri şekilde değil. Maalesef kullanılan bitkisellerin içerisinde ne var? İnternet üzerinden alınan ürünler kesinlikle uygun değil ve kullanılmasını önermiyoruz. Kesinlikle bizim şu andaki böbrek yetmezliğimizdeki en önemli kalemlerin başında gelmeye başladı. Onun için her bitkisel eşittir sağlıklı demek değildir. Peki ya su konusundaki uyarılarınız? Şimdi poliklinikteki en sıkıntılardan bir tanesi de ne kadar su içeyim. Bakın kesinlikle günlük 1,5-2 litre gibi su içme mantığı uygun değildir. Çünkü su ihtiyacı hastanın yaşına göre değişir. Kişisine göre değişir. Örneğin bir bebekteki vücudun yaklaşık olarak %75'i suyken yaşlı hastalarda bu oran %65'e düşüyor. Diyelim ki bir bayanın, bir hanımın böbrekte total vücudunun %50'si suyken erkeklerin %60'ı su. Eğer siz aktif veya pasifseniz, diyelim ki egzersiz burada biz klimalı ortamda çalışıyoruz. Ve serin. Fakat bir taksicinin sıcaktaki terlemesiyle, ısı kaybıyla çok farklı. Onun için biz hastalarımıza kesinlikle standart olarak 1,5, 2 litre, 3 litre gibi su önermiyoruz. İhtiyacınız kadar içeceksiniz. Neyi takip etmek istiyoruz? Şunu. Bir kere idrar miktarınızı takip edin. İkincisi idrarınızın rengine, kokusuna bakın. Normal idrar kokusuzdur ve berraktır. Eğer idrar miktarınız azalmışsa, koyu renklisi ve kokuluysa mutlak surette sizin idrar miktarınız azaldığından dolayı sıvı ihtiyacınız artmıştır. Ama bol miktarda sıvı içtiğinizde de su berrak şeklinde idrar gelir. Bu da fazla miktarda tükettiğinizi gösterir. Artı şunu söylüyorum, her böbrek hastalığında, her kalp yetmezliği hastalarında su içeceksiniz diye bir yanlış bir anlayış var. Kesinlikle fazla miktardaki su tüketimi hipervolemiye neden olur. Ellerde, ayaklarda ve akciğerlerde su tutulmasına neden olmaktır. Onun için en önemli şey günlük ihtiyacınızı idrar miktarınıza bakarak belirtir. Tespit etmek değil mi? Hocam su böbrek ilişkisini sokağa sorduk. Sizce insanlar yeteri kadar bilinçli midir? Ne dersiniz? Valla ben de söyleyecekleri şey şu. Günlük 1,5-2 litre kadar su mu içmeliyim? İçmeliyiz diye İçmeliyiz. Söyleyecekler veya belki de. Veya çok fazla miktarda su içsem böbreğimi bozar mı? Evet, bunu soracaklar değil mi? Bakalım dinleyelim. Suyun böbrekler için önemini biliyor musunuz? Yani su içilmesi gerektiğini biliyorum. Böbreklere iyi geldiğini biliyorum. Biliyorum tabii. Su tabii ki böbrekler için çok
faydalı. Tabii devamlı içmek lazım. Elimizde burada da var yine. İçmek lazım. Tabii çok faydalı. Taş düşürüyor. Ondan sonra bütün 11 ilik dedikleri bütün ilikleri hareketlendiriyor. Su taş da düşürebiliyor mu hocam? Suyun taş düşürücü özelliği ancak idrar yolu kanalındaysa bol miktarda sıvı içtiğinden force diürez etkisiyle düşürür. Yoksa böbrek içerisindeki herhangi bir şekilde suyun taş düşürücü özelliği yok. Şimdi hocam şunu da merak ettim. İdrar yolları enfeksiyonu sık yaşayan bir insanın ileride böbrekleri hasar görür mü? Şimdi sık tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle kronik piyelonefrit dediğimiz üriner enfeksiyonların idrar yoluyla böbreğe gelmesi nedeniyle kronik piyelonefrit nedeniyle böbrek yetmezliği meydana geliyor. Yaklaşık olarak kronik böbrek yetmezliğinin %5 ila 8'inin nedeni sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bunun için nasıl önüne geçebiliriz? Yani özellikle, tabii ben çocuk uzmanı değilim ama özellikle küçük yaştaki çocuklarımızda sık sık tekrar eden üriner enfeksiyonlar nedeniyle muhakkak çocuk hastalıkları uzmanlarına gitmeleri gerekiyor. Çünkü idrar torbasından geriye doğru idrarın kaçmasını önerdiğimiz vezikoüreterer reflüler sık sık tekrar eden enfeksiyonlar böbrek yetmezliğine neden oluyor. Evet. Onun için muhakkak özellikle kız çocuklarında erken dönemde sık sık tekrar eden üriner enfeksiyonlarında hekime başvurmaları gerekiyor. Tedavi ettirilmeleri gerekiyor değil mi? Evet. Suyla ilgili sohbetimiz sürüyor sokakta. Günde kaç bardak su tüketiyorsun? Hemen hemen 2-2,5 litre içiyorum. 1 litre civarı diyelim. Normalde 7-9 bardak arası içilmesi gerektiğini biliyorum. Ama o kadar içemiyorum, pek suyla aram yok. Ama içilmesi gerekiyor. 1 litre belki biraz daha fazla. Ya ben fazla tüketmiyorum da 2 litre tüketilmeli diye biliyorum yani. 8. Aşağı yukarı 3 litre tüketiyorum. Ortalama işte 2 litre falan ancak, yani daha doğrusu yani bir insan standartlarının daha aşağısında biz tüketiyoruz. Yine tekrarlamakta fayda var değil mi hocam? Kişiye göre değişecek su içme. Kişiye göre değişmesi lazım. Tekrar altını üzerek çizmek istiyorum. Özellikle sizin eğer konjestif kalp yetmezliğiniz varsa, aşırı miktarda sıvı içerseniz atamayacağınız için böbrek yetmezliğiniz ve kalp yetmezliğiniz artar. İkincisi, eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, nefrotik sendromunuz varsa, sıvı almakla beraber, artırmakla beraber ödemlerinizin yanı sıra vücuttaki sodyum miktarınız düşecektir. Ve bir müddet sonra aşırı miktarda su aldığınız için sodyum miktarı düşer, bulantı kusmalarınız başlar. Onun için kesinlikle 1,5, 2 litre, 3 litre diye bir şey önermiyoruz. Böyle bir şey yok. İhtiyacınıza göre su içeceksiniz. Zaten bilinçli olan bir insan susadığı zaman suya gider. Gitmemesi mümkün değil. İdrarımızda kontrol ederek evet, bunu tespit edebiliriz değil mi? Şimdi hocam eğer böbreklerimiz hastalandıysa bu ne demektir? Sanırım böbrek yetmezliği başladı mı demektir? Akut ve kronik olarak ikiye ayrılıyor değil mi bu durum? Şimdi akut böbrek yetmezliği dediğimiz şey böbrek hastalığının günler haftalar içerisinde hızlı bir şekilde bozulması şeklinde görüyoruz. En güzel örneğini şöyle verelim. Diyelim ki siz bir koroner anjiyografi yaptırdınız. Böbrekleriniz sağlam. Anjiyografi sonrasında eğer üre kreatin değerleriniz 1-2 gün içerisinde yükselmişse buna biz akut böbrek yetmezliği diyoruz. Eğer sizin bu böbrek hastalığınız 3 aydan daha fazla miktarda sürede uzamışsa ve devam ediyorsa biz buna da kronik böbrek hastalığı adını veriyoruz. Böyle bir durumda ne yapıyorsunuz? Nasıl bir tedavi yol planı haritası izliyorsunuz? Bizim için en önemli şey kronik böbrek hastalığının 5 evresi var. Bizim için evre 1 ve 2 demek erken teşhis demek. Erken teşhis edebilirsek mutlak sürede hastalığı geri çevirebilme riski, ihtimalimiz çok yüksek. Fakat bize evre 4-5'te geldiği zaman ileri evre olduğu için biz sadece onun mevcut olan şikayetlerini azaltmaya çalışıyoruz. Ancak diyelim ki evre 5 kronik böbrek yetmezliği geldi. Ona biz tedavi seçeneklerini anlatabiliyoruz. Hastalığıyla artık hastalığını öğrendiği için bir şok dönemine giriyor. Kabullenememe, reddetme, depresyon dönemleri var. Bizim onunla karşılıklı konuşmalarımız, diyetisyenlerimiz her hastalığını anlatıyoruz. Kendisine hangi yöntemlerin olduğunu belirtiyoruz ve kendisine bir yön çiziyoruz. Fakat erken evrede tespit ettiğimiz evre 1, evre 2'de ise iyi bir diyabeti varsa diyabet kontrolü, tansiyon kontrolüyle beraber obezite müdahalesi artı tuzsuz diyetle beraber genelde büyük kısmını bu hastalarımız zaten geri çevirebiliyoruz. Yani böbrek kendini yenileyebilen bir organ mı? Böbrek kendini yenileyemiyor.
ileri evrelerde gerilemez. Fakat erken evrelerde kendi kendini en azından biz ilerleme hızını yavaşlatabiliriz. Peki hocam, şimdi ileri evre ise karşınıza gelen hastanın böbrekleri. Acaba böbrek organ nakli ilk yöntem midir, son çare midir? Şimdi en iyi yöntem, bizim böbrek hastalarında kronik bir en iyi yöntem böbrek naklidir. Böbrek naklinde de en iyi yöntem hasta diyalize girmeden preemptif dediğimiz, yani böbrek GFR dediğimiz böbrek fonksiyonunu gösterir. 15 ve altına geldiği zaman nakil olmasını istedim. En iyi yöntem diyalize girmeden nakil olması. Diyalize girdi. O zaman ikinci en iyi yöntem canlı vericisidir ki annesinden, babasından, akrabasından vermek. Üçüncüsü en iyi yöntem ise kadavradır. Yani bunları eğer şansı yoksa ondan sonra biz hastaya kendi yaşam tarzlarına göre bir hemodiyaliz dediğimiz, bir de karın diyaliz dediğimiz periton diyalizin iki yöntemi kendisine alternatif olarak sunuyoruz. Fakat nedir bunların farkı? Şimdi hemodiyaliz dediğimiz yöntemde bunu bir kişi evinde yapabilir, bir merkeze gidebilir. Onun için bizim burada arteriyovenöz füstül dediğimiz bir füstülden bir iki tane kanülle giriyoruz ve bir makine var. Makine hastanın üre kreatin dediğimiz toksik maddelerini temizliyor. Yani bir makine aracıyla. Hasta ya kendisini evinde makineye bağlıyor veya bir merkeze girerek bir hemşireden destek alıyor. Burada kişinin herhangi bir sisteme bir müdahalesi söz konusu değil. Fakat periton diyalizi ise hastaya bir karın bölgesinden bir kateter takıyoruz. Hasta ya bir makine aracıyla veyahut da günde 4 sefer karnına suyu dolduruyor. 4 ile 6 saatte bir veya 6 ile 8 saatte bir o suyu boşaltarak evde kendisi yapıyor. Yani birbirine karşı herhangi bir üstünlüğü, hemodiyaliz ve periton diyalizinin üstünlüğü söz konusu değil. Zaten ilerleyen dönemlerde mutlak suretle damar sorunu veya karın sorunu nedeniyle birbirlerine karşı bir geçişleri mevcut. Ondan dolayıdır ki biz hastanın yaşam standartlarını kendisine anlatıyoruz. Avantajlarını, dezavantajlarını göre hangisini seçerse biz ona o şekilde nakil olamıyorsa bu şekilde bir yol çiziyoruz. Soru cevap kısmına geçelim hocam. Numaraları da bir kez daha hatırlatalım. Siz de böbreklerinizle ilgili sorularınız olursa bizi arayabilirsiniz, bize katılabilirsiniz. 0212 243 7178'den bizi arayarak sorularınızı sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla bize mesaj atabilirsiniz. Hocam, yemeklerde aldığımız tuz miktarı minimum düzeyde de olsa aldığımız tansiyon ilaçlarına rağmen küçük tansiyon normal ve normal altında, yani 6-7 olması, sadece büyük tansiyonun hafif yükselmesinde 13,5-14 gibi olumsuz etkisi olabilir mi? Şimdi tuz eşittir volüm demek. Yani siz tuz aldığınız zaman tuzun önemli özelliği vücuttaki su tutmasına neden oluyor. Yani vücuttaki sıvı miktarınız artıyor. Artı tuz aldığınız zaman mutlak surette susama merkezini uyardığınız için su almanız gerekiyor. Ve bu da vücuttaki sıvı miktarının artmasıyla beraber tansiyon yüksekliğine neden oluyor. Yani tuz miktarınız arttıkça tansiyon kontrolünüz bozulacaktır. Antihipertansif ilaç alsanız daha iyi. Bu nedenden dolayıdır ki siz eğer tuzunuzu kısıtlayamıyorsanız almış olduğunuz ilaçların tuza karşı etkisine kadar direnç olduğu için zaten başarısız olacaksınız. 1, 2, 3 şeklinde tansiyon ilaçlarının sayıları artacak. Onun için tuzunuzu azaltmadan kesinlikle tansiyon ilaçlarınızın adetini arttırmanızın hiçbir faydası olmayacak. Şimdi bir diğer izleyicimiz, hocam merhaba der. Annem yaklaşık 10 yıldır kronik böbrek yetmezliği var. Bunun yanlış romatizma ilaçları ve ağrı kesicilere bağlı olarak geliştiğini, değerlerimiz kreatinin 1.35 ile 1.60 arasında, üre 25 ile 40 arasında gidip geliyor. 10 yıldır böyle. Şekerimiz yok, açlık 100 ile 110 arasında, genelde bu şekilde. İdrarda protein kaçağı yok. Şeker negatif. Bizim korkumuz her an diyalize girme korkusu. İlerler mi, ne dersiniz hocam? Şimdi böbrek hastalığı progresif olarak ilerleyici bir hastalıktır. Fakat hastamızın zaten bilinçli bir şekilde kreatin değerlerini ölçüyor. İlla ki her böbrek yetmezliği olan, kreatin olan her hastanın diyalize girecek, ilerleyecek diye bir şey söz konusu değil. Fakat bu hastalar normal sağlıklı insanlara göre risk altındalar. Onun içindir ki her gittikleri doktora hastalığını belirtecek ve ona göre ilaç kullanacak. Yani çok paniklemesine gerek yok. Fakat normal sağlıklı insanlara göre de risk yok demiyorum. Hocam, İstanbul'dan bir izleyicimiz var size soru sormak isteyen. İsmini vermek istemiyoruz. Günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. Buyurun efendim, hemen dinleyelim sorunuzu. Ya şöyle diyeyim, ben 118 kiloyum. Ve ara sıra bölünmemde böyle sancım oluyor. Acaba
Böbrek hastası olduğumu nereden anlayabilirim? Ne dersiniz hocam? Şimdi büyük ihtimalle boyunu bilmediğim için 118 kiloyum dedi ve büyük ihtimalle obez. Obezitenin iki tane önemli özelliği var. Birinci özelliği, obezitenin kendisi de böbrek hastalığına neden olur. Yani bir proteinüriye neden olur. Ve tansiyon ve şeker hastalığı dışında kendisi böbrek hastalığına neden olur. Bundan dolayıdır ki sizin yapacağınız şey, normal bir idrar tahlili yaptıracaksınız. Kan tahlilinde üre kreatinini göreceksiniz ve idrarda protein çıkması, üre kreatinin yüksekliği kesinlikle sizin böbrek hastalığı olduğunuzu belirtir, gösterir. İkincisi de normal sağlıklı insan herhangi bir şekilde gece idrara kalkmaz. Eğer siz 11-12'den önce çay, sigarayı veya alkol kullanmıyorsunuzdur. Kullanıyorsanız, kesmiyorsanız kesinlikle gece idrara kalkmamanız gerekiyor. Eğer gece idrara kalkıyorsanız mutlak surette böbrek rahatsızlığınız olduğunu düşünüyorum. Şöyle diyeyim doktor bey. Ben günde gecede 3 kere 4 idrara kalkıyorum. İçki kullanmam, sigara da kullanmıyorum. Çok da öyle hani suyla çok da devamlı içen bir insan değilim. Gece 3 kere 4 kere kalkıyorum. Yani sizin mutlak suretle dediğim gibi sağlıklı bir insan ancak bir sefer idrara çıkar, gece uyandırır. Onun için mutlak surette bir nefroloji uzmanına görünmeniz gerekiyor. Sağ ol, teşekkür ederim. Geçmiş bir olsun. Şöyle diyeyim. Riskli midir? Mesela anneden babadan kardeşten geçer mi bu? Şimdi böbrek hastalıklarının bir kısmı mesela polikistik böbrek hastalığı. Bu ırsi bir hastalıktır. Eğer ailenizde varsa mutlak surette doktora gittiğinizde ailenizde böbrek hastası olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Geçmiş olsun. Hayırlı günler. Şimdi hocam biraz da nakilden konuşalım. Acaba böbrek nakli için ülkede yeterli organ var mı bir kere? Bundan başlayalım. Şimdi bizim ülke için baktığımız zaman maalesef böbrek hastalıklarımızdaki vericilerin büyük bir kısmı canlı verici. Yani dünyanın oranlarına çok ters. Bizde kadavra vericiler çok az. Ondan dolayıdır ki biz kendimiz de nakil yapıyoruz ve nakillerimizin büyük bir çoğunluğu canlıdan. Yani şu an için henüz daha o kültürü diyelim oluşturamadığımız için kadavradan nakillerimiz çok az. Peki nasıl bir mesaj verirsiniz organ nakli vermek organını vermek isteyenlere? Şimdi bir kere canlı vericilerin herhangi bir şekilde böbreğini vermesinde kesinlikle çekinmesinler. Çünkü biz böbrek verici adayını normal check-up'tan daha öte bir şekilde hazırlıyoruz. Yani mutlak surette önce zarar verme ilkesinden başlayarak sadece böbreğini değil, kalp, tansiyon, şeker herhangi bir hastalık gördüğümüz anda hemen kesiyoruz. Hangi aşamaya gelirsek gelelim. Çünkü alacağımız kişiyi herhangi bir şekilde hasta bırakacak, hayatını riske edecek bir durumdan kesinlikle biz değil, bütün herkes kaçınıyor. Onun için böbrek vericiler kesinlikle vermekten çekinmesinler. Tek böbrekle de yaşanabilir. Tek böbrekle ilgili kesinlikle oluyor. Örneğin böbrek tümörü olduğumuzu düşünelim. Böbrek tümöründe ne yapıyoruz? Bir böbreği, tümörlü böbreği alarak hasta yaşamını sürdürebiliyor. Yani tek böbrek sağlıklıysa mutlak surette o hayatını hem kendisi idame ettirecektir hem de verdiği kişi sağlıklı bir şekilde yaşamını devam edecek. Peki ülkede çok fazla böbrek bekleyen böbrek hastası insan var mı hocam? Vallahi şu anda benim bildiğim, bizim şu anda tam sayıyı bilmiyorum ama şu anda bizim 78 bin kronik böbrek hastamız var. Bu yılda yaptığımız nakil sayısı 11 bin ile 12 bin arasında Türkiye'de. Hı hı. Ama nakil tam bekleme listesindeki sayısını bilmiyorum ama yaklaşık olarak prevalansı düşündüğünüz zaman demek ki %10 artıyor böbrek hastası sayımız. Peki her böbrek hastası nakile uygun mudur? Her böbrek hastası nakil için %99 uygundur. Yapılamayacak kişi yok. Yapılamayacak kişi yok. Peki acaba kan uyumsuzluğunda? Kan uyumsuzluğu şu anda bizim ülkemizde kan uyumsuzluklarında herhangi bir şekilde nakil söz konusu değil. Eğer canlı vericiniz var fakat kan grubu uyumsuzluğunuz varsa onları da bir çapraz yapıyoruz. Yani birbiriyle beraber kan uyumsuzluğu olan hastalarımızı 5-6'lı grup yapıyoruz ve çapraz nakillerle de o sorunu çözüyoruz. Acaba kadavradan böbrek nakillerinde alıcılar sırayla mı belirlenir? Nasıl yapılır? Şimdi bir havuz var, Sağlık Bakanlığı'nın bir havuzu var. Biz bütün hastaları mutlak suretle kadavraya yazmak zorundayız. Ve ister bizde girsin, ister başka yerde girsin, diyaliz hastalarının hepsi listeye yazılır. Bir böbrek çıktığı zaman da uygunluk derecesine bakılır.
uygunluk derecesinde kime en yakınsa, doku uyumu en yakın kime yakınsa o çağrılır. Yani herhangi bir şekilde torpil geçmesi, öne arkaya alması mümkün değil. Çünkü bir merkeze kayıtlı herkes o merkezden uygun hasta seçiliyor. Peki buradan organ bağışlamak isteyen izleyicilerimize yönelik ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Nereye gidelim biz? Şimdi hemen hemen her hastanede organ bağış birimleri mevcut. Gideceğimiz yer, ben organlarımı bağışlamak istiyorum dediğiniz zaman genellikle bir imza atacaklar. Kendilerine bir kart vereceğiz. Onunla beraber güzel bir şekilde bağışçı olacak. Çünkü kronik böbrek hastalığı hem ülke ekonomisi için hem de kişiler için hem de ailesi için büyük bir maalesef yük ve bir travma. Bir izleyicimiz soruyor, diyor ki hocam böbreğini bağışlayan kişilerde de böbrek yetmezliği gelişebilir mi? Ya buradaki risk bence yolda giderken trafik kazasında ölmek kadar bir riski var. Çünkü biz vericiyi kesinlikle ve kesinlikle çok iyi bir şekilde tarıyoruz. Bütün risk faktörlerini ortadan kaldırıyoruz. Fakat eğer böbreğini verdin ama sen yaşam standartlarını ve yaşam kalitesini değiştirmezsen diğer sağlıklı insanları bekleyen risklerin hepsi sizi de bekliyor. Hocam tansiyon hastası bir izleyicimiz tetkik sonuçlarını göndermiş ama böbrek durumum nedir diye sorar. Ne dersiniz? Üstüne tıklayabilirsiniz. Kreatin düzeyini göremedim ama siz görüyorsanız. Üstüne tıklanmadı mı? Bakalım şimdi. Hastamızın, şimdi burada en önemli şey bizim böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için kullandığımız glomerül filtrasyon hızını hesap etmişler sistemde ve 49. Yani bizim için bu hasta evre 3 kronik böbrek hastalığı mevcut. Ne yapsın? Bunun yapacağı şey mutlak suretle iyi bir zaten nefroloji polikliniğinden şey yapmış, takipli bir hasta. Hekimi muhakkak bu hasta için 2-3 ayda bir düzenli bir şekilde poliklinik kontrollerine gelmesi gerekiyor. Ve hekimin önerdiği diyete uyması gerekiyor. İlaçlarını kullanması gerekiyor. Yani bu hasta evre 3, orta derecede kronik böbrek yetmezliği olan bir hasta. Peki hocam bu tür hastalara yönelik diyarezi bağlı olsun, ameliyat olmuş olsun, yani böbrek takılmış olsun bu kişiye. Nelere dikkat etmeli hayatında? Bir kere böbrek nakli olmuş olan hastanın şunu hiçbir şekilde unutmaması gerekiyor. Böbrek yetmezliğinde ne ilaçları kullanıyorsa, hangi diyeti yapması gerekiyorsa aynısını yapacak, artı 2 veya 3'lü immünosüpresif ilaç kullanması gerekiyor. Yani böbrek nakli oldum, ben kurtuldum söz konusu değil. Bu bir kere bilinmesi gerekiyor. Bu bir. Onun için böbrek nakli olacak olan insanların biz ilk geldiği zaman psikiyatrik muayenesini yapıyoruz. Tedaviye uyum çok önemli. Böbrek aldım, bir ilaçları kullandım. Ben çok iyiyim deyip ilacını bırakanlar oluyor. Kesinlikle yapmasın. Bunun bir maraton olduğunu, hayatın boyunca bu ilaçları kullanması artı ilk dönemlerde 1 ila 3 aylık sıklıklarla daha sonra da 6 ay veya 1 yıllık aralıklarla kontrole gelmesini istiyoruz. Yani kontrol bunu bir kere şart. Bilinmesi gerekiyor. Hocam şimdi nefrite geçelim diyorum ama son 5 dakikamız kaldı. Acaba bu konuda eklemek istediğiniz bir mevzu var mı? Şimdi nefritte bizim en önemli dikkat edeceğimiz şey nefrit hızlı ilerleyen bir böbrek rahatsızlığıdır. Dikkati çeken en önemli hastalık özelliklerden bir tanesi idrardan kan gelmesi. İdrarınıza baktığınızda eğer bazen makroskopik dediğimiz gözle görülür, bazen de et suyu şeklinde gelen bir idrar görülür. İdrardan kan gelmesi bir. İkincisi özellikle sabahları kalktığınızda göz kapaklarının altında ve ayaklarda çukurluk bırakan bir ödem olduğunda mutlak surette glomerülonefrit dediğimiz bir hastalığın olma potansiyeli var. Nedir hocam nefrit? Glomerülonefrit dediğimiz böbreğin fonksiyon gören bir podosit dediğimiz, tabii bu glomerülün 3 tane yapısı var. Orada endotel, bazal membran ve podosit dediğimiz bir bölge var. Buradaki otoimmün nedenlerle yani vücudun o kısmına karşı bir otoantikor oluşması nedeniyle bir otoimmün bir hastalık meydana geliyor ve böbrek normalde yapması gereken fonksiyonların büyük bir kısmını yapamıyor. Ne yapamıyor? Su ve tuzu atamıyor. Proteini tutamıyor. Bu şekilde hızlı bir şekilde ilerleyici bir hastalık. Yani böbreğe mikrobik olmayan iltihabı diyebilir miyiz? Evet. Peki ne yapacağız? Yapacağımız şey hızlı bir şekilde hekime gelmesi gerekiyor. Eğer dediğim şikayetlerde idrarında kan varsa, ellerde ayaklarda şişme varsa mutlak surette erken teşhis bizim için çok önemli. Yoksa dediğim gibi hızlı bir şekilde bir vasküliti varsa, hızlı ilerleyen glomerülonefriti varsa geç kalmamız demek böbreklerin tamamen nekroza gitmesine neden olur. Onun için farkındalık çok önemli. Peki önlemek? Önlemek için de işte biz biyopsi yapıyoruz. Biyopsideki böbrekteki hasarın derecesine bakıyoruz. Eğer
beklediğimizden az bir hasar varsa kullanmış olduğumuz immünosüpresif ilaçlarla tamama yakını geri dönme potansiyeli var. Var. Yani geç kalınmazsa. Geç kalınmazsa. En önemli şey farkındalık ve erken müracaat. Biraz da böbrek kistlerinden konuşalım mı hocam? O da sizin bölümünüzü ilgilendiren bir konu değil mi? Bizim en önemli şey, bizi ilgilendiren kısım polikistik böbrek hastalığı. Nedir bu? Polikistik böbrek hastalığı otozomal dominant geçen bir hastalıktır. Yani sizin annenizde babanızda varsa genetik. Mutlak suretle genetiktir. Size de çıkabilir. Size çıkabilir fakat hangi yaşta? Gidip 10 ile 12 yaşındaysa otozomal dominant polikistikse 10 ile 12 yaşlarında çocuklarınızı götürürseniz hiçbir şey çıkmaz. 20 ile 30'lu yaşlardan sonra hekime götüreceksiniz. Baktırdık. 25 yaşındasınız. Kiste baktırdık. Yok. Hop bende yok değil. Çünkü ilerleyen yaşlarda çıkabileceği için özellikle polikistik böbrek hastalığınız varsa yılda bir şikayetiniz olsun olmasın mutlak surette ultrason altında hastanın değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü kistler 20'li 30'lu yaşlardan sonra ortaya çıkıyor ve otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı kronik böbrek yetmezliğinin %10'un nedeni. Yani eğer bir kişi de polikistik varsa daha sonradan böbrek yetmezliğine gidebilir bu evet, durum. Evet. Bu bir başlangıç. Bu bir başlangıç. Peki toplumda yaygın bir sorun mu? İşte toplumdaki, bizde toplumsal tarama ülkemizde henüz yok. Olmadığı fakat için. Biz böbrek yetmezliğinin nedenlerine baktığımız zaman diyabet, hipertansiyon, glomerül nefrit ve polikistik böbrek hastalığı şeklinde dördüncü sırada geliyor. Peki polikistik böbrek hastalığını yakaladınız hocam. Böbrek yetmezliğine gitmeden. Bunun tedavisi nasıl oluyor? Şimdi biz polikistik böbrek hastalığı yakalama önce şunu söylüyoruz. Bakın daha önce şu kadar bu kadar su için demiyorduk. Tamam. Fakat polikistik böbrek hastalarında ADH dediğimiz bir hormon var ve bu kistlerin büyümesine neden oluyor. Onun için biz hastaya diyoruz ki en az 4-5 litre kadar su içeceksin. Yine su. Su içecek ki ADH'yı baskılasın. Artı sigaradan, alkolden uzak duracaksın. Yani bir diyet programı. Önce diyet veriyoruz. Önlüyor. Ondan sonra kistlerin oluşumunu önlemek için bir tansiyon ilaçları var. Herhangi bir şekilde tansiyonu olsun olmasın kistlerin büyümesini önlediği için onu başlıyoruz. İlaç mı? Evet. Mutlak surette bir tansiyon ilacı başlıyoruz. Fakat bunu da anlatırken hastaya belirtiyoruz. Bakın bunu biz tansiyon ilacı diye vermiyoruz. Kistlerin büyümesini önlesin diye veriyoruz. Fakat bir türlü biz komşuları geçemediğimiz için yani komşu bu ilacı tansiyon ilacı bağışıklığına düzenli kullanırsa bu sene bağımlılık yapar dediğinden dolayı biz henüz daha ikinci, üçüncü aşamaya geçmekte zorlanıyoruz. Onun için hekim ne öneriyorsa belli bir birikimin ve çalışmanın sonucudur. Onlara uymalarını rica ediyoruz. Son bir dakikamız kaldı hocam. Çok bilgilendirici ve keyifli gidiyor sohbet ama toparlayacak olursanız son sözlerinizi alalım. Şimdi kronik böbrek yetmezliği progresif bir hastalıktır. Sinsidir, belirti vermez. Sizin herhangi bir şekilde şikayetinizin olmaması böbrek hastalığı olmadığınız anlamına gelmez. Bunun için özellikle 40 yaşından sonraki insanlarımızın mutlak suretle tansiyon ve şeker yönden kendilerini kontrol ettirmesini öneriyoruz. Bir şikayeti olsun veya olmasın. Sayın Başturk ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için. Davetiniz için. Bu bölümü Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi nefroloji uzmanı doçent doktor Taner Başturk'la tamamladık. Hiçbir yere ayrılmayın. Biz buradayız.